Yani piyasalara baktığımızda da aslında çok fazla değişik bir şey olmadı. Yani yok olmadı. Hani çok etkilenmedi. Senin en fazla bugün hit aldığın diyeyim bir altın meselesi var. De onu şey yapalım çünkü altın da çok büyük bir şey olmadı ki. Önemli bir şey gibi. Onu tabii ben almıyorum. Soros aldı. Yani Soros'un altın diye geçtiği için. Hit aldığın diye. Yani. Evet. Yani evet. Eaton Park ismi geçti değil mi? Eaton Park. Onu bilmiyorum. Eaton Park çok büyük bir hedge fund. İkisi beraber alıyor. O da mı alıyor şey tarafından? Paulson satıyor. Zero hedge okudun mu? Şeyler alıyor. Hiç okumuyorum. Mümkün mertebe. Yani aslında bu birinci çeyrek olduğu için hani hala taşıyor mu taşımıyor mu onları da bilmiyoruz. Onu da söylemek lazım. Evet, Mayıs ayının ortasına geldi. Evet, 1,5 ay geçmiş. Mesela şey de öyle oldu. Apple da öyle oldu. Buffett'ın aldığı çıktı. 13F çıkınca. Dün Apple zıpladı. Şimdi adam aldı da satıyor mu? Yani satmıyor. Buffett satmaz da. Yani şeyi bilmiyoruz. Hani tepki vermek için geç kalınmış da olabiliriz. Ama gözüken ne? Portföyünün sigortasını büyütmüş. Yani put opsiyonları almış. S&P tarafında düşebilir düşüncesiyle. Altında çok az pozisyonu vardı. Bir numaralı altın şirketini satın almış ciddi anlamda. Evet, altın üzerinde kol opsiyonu almış. Yukarıya doğru gidebilir diye. Tabii yani Soros ismi geçtiği için önemli oluyor. Ama öbür taraftan bakıyorsunuz Paulson'da 1 milyon hissesini satmış şeyde altın borsa yatırım fonunda. Büyükler arasında gidip geliyor ama şu anki görüntü hani reel faizlerin süründüğü ortamda altın pozitif olduğu için biraz da dediğim gibi Soros çok takip edildiği için ses çıkartan bir gelişme oldu. Ben hala aynı görüşteyim. Yani bir Amerika'daki durum bahsedildiği kadar kötü değil. Yani iyi değil ama bahsedildiği kadar kötü değil. Kötüye gitme zamanı şimdi değil. Evet, o kadar kötü değil. İki, hani faiz tarafında da piyasanın fazla rahat olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla altın 1305-1308 oraları geçmediği sürece böyle dolaşırız, aşağı baskı olur biraz diye umuyorum. Yani ayrıca ki altın konusunda herhalde ilk defa Şant'la aynı fikirdeyim ben. Ya da aynı fikirdeyiz uzun zamandan beri. Yani Şant mümin bir altın taraftarıdır. Bence uzun vadede değişmedi o. Ha, evet, yani o bütün uzun vadeli olarak altın ve hatta bunu fiziksele kadar götürebiliyor yani Şant. Tabii yani kendi şimdi neden altın almak istediğinize bağlı. Bunu birleştirmiyorum ben. Enflasyondan korkuyorsanız zaten sadece altın değil herhangi bir elle tutulur. Şu bardağın fiyatı bile yükselebilir ama finansal sistemden korkuyorsanız yani finansal sistem birazdan Ercan bilecek yani en yakından izleyen insanlardan biri bankacılık sistemi. Oradan korkuyorsanız ben altınımı bankacılık sistemi üzerinden almam. Kesinlikle. Yani fiziksel altın tercih edelim. Onun karşılığında bir kağıt verirler elime. Çünkü olmayan bir şey değil bu. Yurt dışı, Amerika'da da olmuş bir şey bu. Bir kağıdı evet. Verirler elime. Çıkıp eve gidersiniz. Evet. İşte İkinci Dünya Savaşı'ndaydı değil mi? Fiziksel altın Amerika'da. 1932'de FDR'ın şeyi var işte. Satışı ilan etmesi yani. Odur ama mesela o çok önemli bir şey. Altınla ilgili altın tarihinde ta şeye kadar meşhur altın spekülasyonu 73-77'de Hunt Brothers'lar. Yani onun temelinde yatan en önemli şey olaylardan bir tanesi de o altın yasağıdır. Neyse altınla hemfikir olmamın sebebi de şey hani 1285 ons dolar seviyesiydi benim için önemli. Teknik olarak üzerine çıkılsa bile kalıcı olmadı ve kapanışlar 1285'in altında oldu. Halen daha ben 1240 ve 1190 bölgesinin test edilebileceğini düşünüyorum. Oraya kadar iner mi bilmiyorum zannediyorsun. Ben de düşünüyorum evet. Ama 1305'i hep stop olarak akılda tutmakta. Kritik eşik evet.